poğaça yaparken yakaladık. Neler yaptın? Beyaz peynirin üzerine senin kestirmiş olduğun çökelek vardı. Onu ekledim. İkisini karıştırdım. Biraz da içine aroma olarak kekik koydum. Öyle şimdi an içine hazırlıyorum. Hamuru mayaladın mı yoksa? Mayaladım. Onu sabahtan mayalamıştım. Kabarmış. Bayağı güzel görünüyor. Evet. İnşallah güzel olur. Üzerine de poşet gerdim ki güzel mayalansın diye. Yapmayı düşünüyorum dersem olmaz. Kekik katmışsın herhalde. Maydanoz katmayı düşünmedin. Sevmiyorsun çünkü. Sadece peynirli mi yapacaksın? Yani hamur kalırsa belki biraz patatesli yapabilirim. Patatesli harcımız vardı. Ama kalırsa, kalmazsa Allah büyük. Aslında lazım. Güzel mayalanmışa benziyor. İnşallah güzel mayalanmıştır. Bunun bir havasını almamız lazım. Önce bismillahirrahmanirrahim. Güzel. Kıvamı falan çok güzel. Evet, görünüşünden de belli zaten. Mis gibi koktu. Havasını çıkardık. Şimdi de yavaştan şekil vermeye başlayacağız. Hamuruna ne koydun bunun? Hamuruna ilk başta bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık su, sonrasında 4 yemek kaşığı şeker ve 1 yemek kaşığı kuru maya koydum. Bunları önce bir karıştırdım, güzelce mayayı erittim, şekeri erittim ve 5 dakika boyunca dinlendirdim maya çözülsün diye. Bu internette bulduğum bir tarifti. Daha sonrasında içine 2 çay kaşığı, tabii biz birazcık daha tuzlu yediğimiz için 3 çay kaşığı kadar tuz ekledim. 1 yumurta kırdım. Ve alabildiği kadar un ekledim. Unutmadan 1 su bardağı da sıvı yağ ekledim bu karışımın içine ve yoğurdum. Sonrasında da 2 saat, 3 saat artık hamurunuz ne zaman mayalanırsa beklettim. Bu arada çiçeğimi de göstermek istedim size. Çok güzel açtı. Şimdi patatesli poğaçalarımızı yapmaya geçti sıra. Bu patatesli harcımızın içerisinde soğan, salça, yağ. Önce onları kavurduk. Haşlamış olduğumuz ve ezmiş olduğumuz patatesimizi koyduk. İçine kimyon, karabiber, baharat ekledik. Onları şimdi yapacağız. Şimdi patatesli poğaçalarımıza başladık. 3 farklı şekil yaptık. Birincisi böyle tırtıl şeklinde, artık nasıl isimlendirirseniz. Diğeri biraz daha yuvarlak. Bir diğeri de bu tırtıl şeklinde olanı yuvarlayıp yeni bir şekil oluşturduk. Şimdi bunları nasıl yaptığımıza bakalım. Öncelikle bir beze aldık. Ve bu şekilde açtık. İçerisine yine malzememizden koyduk şu şekilde. Şimdi sarma sarar gibi yanlardan kapatacağız. Ve bunu şu şekilde saracağız. Şu kısımları birleştiriyoruz. Ve biraz şöyle
Enine doğru uzatacağız ve kıvıracağız. Şimdi bu kıvırmış olduğumuzun uçlarını birleştireceğiz. Ve yuvarlak şekilde olan poğaçamızı elde ettik. Şimdi bir diğeri şu tırtılı şeklinde olana geçelim. Bıçak yardımıyla şuralara küçük çizikler atıyoruz. Şöyle birazcık ayırıyoruz. İçerisine yine harcımızdan koyacağız. Yanlardan kıvırıyoruz biraz. Ve yuvarlıyoruz. Bu şekilde şöyle biraz ayırıyoruz. Şimdi bu tırtılı bu şekilde yaptıktan sonra artık yani ne diye isimlendirirseniz bu şekilde kıvırıp yine yuvarlak bir hale getirebilirsiniz. İster deminki gibi düz bırakın, ister bu şekilde yuvarlayın. Poğaçalar kendi kendine mayalandılar burada yapıldıktan sonra. Kızım üzerine yumurta ve künce atıp fırına sürecek. İnşallah afiyetle yiyeceğiz. Evet, poğaçaların üzerine yumurtayı sürdü. Çörek atı ve susam attı. Şuna biraz az atmışsın sanki. Patatesli poğaça daha bitmemiş ama. Şimdi açtığımız hamurun uç kısımlarına birazcık çizik atıyoruz. İçine harcımızı ekliyoruz. Yan kısımlarından şöyle sarma sarar gibi birazcık büküyoruz ki kenarlardan taşmasın. Ardından bu şekilde biraz çeke çeke sarıyoruz. Bu şekilde uçlarını birleştirirseniz daha iyi olur. Evet, biraz da tepside maylandırıp fırına attık. Evet, poğaçalarımız da çok güzel kızardı. Çayımızın yanına bir de kek çırpıyoruz. Kekimizin içine birazcık da Hindistan cevizi koyuyoruz. Evet, kızımın yaptığı patatesli poğaçalar çok güzel kızarmış ve kabarmışlar. Evet, kekimiz de pişti, çok güzel kabardı. Kek benden, poğaçalar da kızımdan. Afiyet olsun.